İşte sosyal medya fenomeni Büşra Karademir efendim ayrıldığı eşi kapıya dayanınca Kades butonuna bastı ve karakolluk oldu. Genç kadının ifadesini aldıktan sonra evine bırakan polislerden biri onu taciz edince ortalık bir kez daha karıştı. Karademir tacizci polisi kendi silahıyla karnından yaraladı efendim. Soruşturmayı tamamlayan savcı ise Karademir'in 18 yıl, tacizci polisin ise 36 yıla kadar hapsini istedi. Polisi vurdu! Allah! Allah! Kendisini eve bırakan polisi taciz ettiği iddiasıyla karnından yaralayan fenomenin 18 yıla kadar hapsi istendi. Yaraladığı polisin ise 36 yıl hapsi isteniyor. Polisi vurdu! İzmir'de yaşayan Büşra Karademir sosyal medyada içerik üreticisiydi. 4 çocuk annesi Karademir eşiyle de boşanma aşamasındaydı. Peşini bir türlü bırakmayan kocası Cenk kapısına dayanıp tehditler savurmaya başladı. Korkan Karademir'in Kades butonuna basıp yardım istediğini anlayan kocası kaçtı. Gelen polisler genç kadını karakola götürdü. İfade verdikten sonra can güvenliği için polis aracılığıyla evine kadar bırakıldı. Polislerden Süleyman Ay genç kadını dairesine kadar çıkardı ama sonrası tam bir muammaydı. İddiaya göre kontrol etme bahanesiyle içeri giren polis memuru silahını ve ceketini vestiyere bıraktıktan sonra fiziksel ve sözlü tacize başladı. Karademir'i zorla öpmeye çalışan Ay buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor. Dudakların çok güzel sarıl bana sevgili olalım teklifinde bulundu. Panikleyen Karademir vestiyerdeki silahı alıp polisi karnından vurdu. Polisi vurdu! Allah! Allah! Niye? Bana saldırdın! Bana saldırdın! Tüm bu iddiaların odağındaki yaralı polis hastaneye kaldırılırken Büşra Karademir gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alındı. Tüm güvenlik kamerası kayıtları dosyaya eklendi. Bana saldırdın! Bana saldırdın! Soruşturmayı tamamlayan savcı 5 ayrı suçlama yönelttiği tacizci polisin 14 yıldan 36 yıla kadar hapsini istedi. Büşra Karademir ise 10 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.